Şimdi Başbakan Yardımcısı 2016 yılında sosyal yardımlar 41.6 milyar lira olacak demişti. Ama bu milyarlarca liranın nasıl harcandığı, nereye harcandığı, AFAD'ın bu paranın ne kadarını harcadığı ve hangi denetime tabi olduğuyla ilgili bilgi sahibi olan bir iktidar siyasi var mı aramızda? Yok. TOKİ eliyle dere yatağına Samsun'da Kuzey Yıldızı konutları yapılıyor, sel baskını oluyor, 4'ü çocuk 8'i hayatını kaybediyor, kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, afetler ve etki analizi gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalara öncelik vermesi gereken AFAD'ı orada göreniniz oldu mu arkadaşlar? Yok. Bakın daha 4 ay önce Reyhanlı'daki evde bomba yapılırken gerçekleşen patlamada ölen 2 Suriyelinin cebinden AFAD kartı çıktı. Ve uzun namlulu silah, 2 tabanca ve daha neler. Bu 2 terörist acaba Hatay'da hangi ilçede bomba patlatacaklardı? AFAD acaba bunu araştırdı mı? 2016 Ocak ayına kadar AFAD eliyle Suriyelilere harcanan toplam 8 milyar dolar. Bugün itibariyle verilen rakamlara göre 12 milyar dolar. Yani sadece bu sene içerisinde 4 milyar dolar. Körüklenen bu savaş olmasaydı 4 milyar dolar ile 8 derslikli 3.975 tane okul yapılabilirdi. 4 milyar dolar ile tüm tıbbi ekipmanların bulunduğu 728 tane hastane yapılabilirdi. 4 milyar dolar ile odaları 4 yataklı, çocukların yanarak ölmediği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı 9.334 tane öğrenci yurdu yapılabilirdi. Ancak bu 4 milyar dolar denetime kapalı, AFAD eliyle ne şekilde harcandığı maalesef bilemiyoruz. Sayıştay raporlarında da var. İhtiyacı olana yardım yapmak sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Fakat bu sosyal yardımın insan onurunu koruması ve toplumsal işlevselliğini arttırması gerekir. Bu insanları bağımlı hale getirmek dışında şeffaf ve sistematik bir proje var mı? Yok. Ve bu savaş daha ne kadar sürecek? Öngören var mı? O da yok. Yardım yapmayın demiyoruz. Ama Suriyeli mültecilere milyarlarca dolar yardım yapıp maaş bağlarken protez bacağına banka hacı gelen gazimizi unutursanız, banka kredisini ödeyemediği için evine ipotek konan şehit babasını unutursanız, yaşadığı gece kondunun kırık camını değiştirilmediği için soğuktan ölen 40 günlük Ayaz bebeği unutursanız maalesef adaleti sağlayamazsınız. Hatay'da Suriyelilere danışma ofisi açıp kendi vatandaşınızı unutursanız huzuru sağlayamazsınız. Aynı sorunları yaşayan vatandaşlarımız AFAD'ın sağladığı imkanlardan yararlanamıyorsa bu topraklarda kim sığınmacı, kim vatandaş? Ben bunu sormak isterim. Suriyeli çocuklara verilen eğitimle övünürken Adana'da doğru düzgün bir yurt yapamayıp 11 çocuğumuzun ölmesine neden olan kimler acaba? Bunun araştırılması gerekiyor. Güzel memleketimde her sabah 10 binlerce insan sırf 30 kuruş daha ucuz diye saatlerce halk ekmek kuyruklarında bekliyorsa eğer, medeniyetin beşiği olan Anadolu insanını cenazede bile birbirlerini yuhalatacak hale getirmişseniz eğer, şehit yakını acısını haykırdı diye korumalardan dayak yiyorsa eğer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı artık kendi ülkesinde bir sığınmacı kadar değer görmüyorsa eğer, 2017 bütçesi hayırlı olsun diyorum ama ne kadar hayırlı olur bilemem, ama paraları sıfırlanan vatandaşın, annesi yuhalatılan Berkin'in, açılım süreciyle evlatlarından olmuş gözü yaşlı anaların, bir sığınmacı kadar değer verilmeyen vatandaşın, kaçak yurtlarda yanarak ölen çocukların, isyan çığlıkları duyulmayan mağdurların vebali tez zamanda gerçekleşecektir değerli arkadaşlar. Gerçi nerede bir mağdur varsa en iyi mağduru maalesef çok iyi oynadığınızı görebiliyoruz. Tam bu kürsüde hatırlıyorsanız rahmetli Kamer Genç, bu Fethullah Gülen sizin başınıza bela olacaktı demişti. Ama tam bu kürsüde sizler de onun üzerine yürümüştünüz. PKK ile masaya oturuyorsunuz,
İşler sarpa sarınca kandırıldık diyorsunuz. FETÖ ile kol kola iktidarı yönetiyorsunuz. İşler sarpa sarınca kandırıldık diyorsunuz. Suriye politikasında kardeşim Esad diyordunuz. İşler sarpa sarınca kandırıldık diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, AKP'nin açılımını biz başka biliyorduk. Meğerse aldatılanlar ve kandırılanlar partisi olmuş. Bu anlayışla maalesef FETÖ ile terör ile mücadele edemeyeceğinizi düşünüyoruz. Bu yüzden o hal ile sizin amacınızın muhaliflerle olduğunuzu düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.